Hello. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ne haldeyim? Bir bilseniz şu an saat kaç? Gece 11 falan olması lazım. Tam okuyamadım. Zaten başlıktan anlayacağınız üzere geziye çıkıyoruz. Küçük bir tatil. Kapadokya'ya gideceğiz birlikte. Çok heyecanlıyım. Ben bu arada daha önce hiç gitmedim. O yüzden de heyecanlıyım. İlk deneyim. Şimdi bir plan yapmışız. Onu da size göstermek istiyorum. Irmak'la yaptık. Irmak'la gideceğim bu arada. Onu tanımayanlarınız da olabilir. Paylaşırım zaten, görürsünüz. Video boyunca iyice Irmak'ı tanırsınız. Bakın, 3 gün kalacağız, tamam mı? Bayağı işte neler yapabiliriz vesaire falan bayağı bir planladık. Kombin planı daha yaptık. İşte airport kombini. İşte ATV yapma falan yapmayı düşünüyoruz. İşte ATV kombini, yemek kombini falan diye. Bu şekilde umarım tüm böyle istediklerimiz gerçekleşir. Bu şekilde şimdi ne planladık biliyor musunuz? Zaten 3 gün kalacağız. 2 gece 3 gün kalacağız. O yüzden yanımıza 2 tane elbise, 2 akşam yemeği için 2 elbise, bir tayt takımı, hani sabah yürüyüşe vesaire gidersek diye, bir eşofman takımı, o da airport takımı diye geçtim ben. Daha rahat olsun diye. Hem ATV'de de daha rahat olur. Bir de trikot takımı alacağım yanıma. O da balon izlemeye gideceğiz. Sabahın 6'sında kalkacağız. O yüzden böyle bir hani hem sıcak tutan hem de fotoğraf çekilebilecek bir takım ayarlamak istedim. Neler yaptım? Gelin onları göstereyim. Şimdi ilk olarak üstümdekine bakalım. Bunu airport kombini olarak yaptım. Çıkarken de gösteririm size zaten. Yeni bir eşofman takım bu ve gerçekten baya beğendim. Gösteririm daha detaylı da. İşte buna şapka gelecek, mont gelecek. Bu şekilde yani baya rahat, inanılmaz. Ben bununla net uyuyabilirim. O yüzden çok mutluyum. Şimdi onun dışında ne yaptım? Hemen size onu göstereyim. Şöyle bir triko takım almıştım. Daha detaylı zaten göstereceğim. Onun üzerine böyle bir kaban kürküm var. Onu aldım. Bunlar böyle nasıl sıcak daha bilmiyorum. 15 kiloya geçmemem lazım. Aşırı stresliyim. Onun üzerine de böyle bir şapkamız var. Bu şekilde böyle bir match yapmayı düşündüm. Ha bir de tabii atkımız var. Yani ben bayağı abarttım bence ya. Bence bu atkıya gerek yok. O kadar da soğuk olmaz. Evet. 14-13 derece falan diyor çünkü. Şimdi triko takımdan sonra ben böyle bir ayakkabı aldım. Bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Yanına böyle bir çantam da var. Bu ikisiyle giyebileceğim akşam yemeği için böyle triko bir elbisem vardı. Bunu Insta'da çok paylaşıyorum. Görmüşsünüzdür. Bunu aldım ve böyle bordo çorap aldım. Böyle bir şekilde bunları meçleyeceğim. Tayt takım olarak bu direkt tayt takımını koyacağım. Sonrasında ben geçen hafta bir ayakkabı almıştım ya. Şu. Muhteşem. Yani bunu kombinlemem lazım. O yüzden bunu alıyorum. Bununla kombinleyeceğim şöyle bir kürküm var. Bu da gri, bu da gri. İçine de ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle bir elbisem var. Bunu böyle beyaz boğazlı kazakla giyeceğim. Kazak. Beyaz boğazlı bluza giyeceğim. Ve altına da şu dantelli beyaz çoraplar oluyor ya, onu giyeceğim. Böyle. Bu kadar. Çok hoşuma gitti. Umarım gerçekten dilediğim gibi güzel olur. Çünkü başka şey götüremiyorum. Bu kadar yani. Bu arada şimdi Ali bunlarla üşümeyecek misin derseniz de benim hep giydiğim böyle ten rengi çoraplar var ya, onlardan da tabii ki alıyorum. Ben bunları hep giydiğim sürece hiç üşümedim. Gerçekten bacaklarım hiç üşümüyor. Bunu giyiyorum. Üzerine bir tane daha çorap giyiyorum. Bu sayede yani tayt giymiş gibi oluyorsunuz aslında. O yüzden bayağı iyi çözdüm. Haberiniz olsun. Bakın kürkü koydum. Tüm kombinler bu kadar ve bunları koydum. Allah aşkına bavulun haline bakın. Kürk zaten her yeri kapladı. Nasıl sıcak bunlar? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu arada o kürkü kaldırdım. İlk gösterdiğim kahverengi olan. Çünkü sığmıyor. Onun yerine böyle daha ince bir ceket koydum. Bir de şöyle bir sorun var. Şimdi sadece ben kıyafet götürmüyorum biliyorsunuz. Onun yanında başka şeyler var. Neler götüreceğim? Başka onu göstereyim. Bakın böyle bir takı kutum var. Muhteşem bir şey. İnanılmaz böyle kullanışlı. Buna işte birkaç böyle kolye molye bir şeyler koydum. Küpe müpe koydum. Lens şeyi koydum. Ekstra lens koydum. Miyop olanlar beni anlar. Aniden böyle kuruyunca o lens mahvoluyorsun. Yani ve lensin yoksa full kör oluyorsun. Ve Kapadokya'ya gitmişken kör kalmak istemiyorum. Sonrasında tabii ki bakım çantası. Buna baya bir şey koydum. Hemen çantamda ne var bakalım. Diş fırça böyle bir şey vardı. Bunu aldım. Sonra mesela lens suyumu böyle şeylere koydum. Makyaj çıkarıcıyı da böyle bir şişelere koydum. Bunları zaten Gris'ten falan bulursunuz. Hep oralardan almıştım. Sonra işte Yves Rocher'ın bende böyle minik seti vardı. Her şeyin minik oldu. Onu direkt aldım koydum. Kullandıkça zaten göstereyim size de. Ve tabii ki makyaj çantam. Böyle bir çanta. Yani bu zaten kendisi 5 kilo. Ama neyse. Bu şekilde şimdi bunları da koyacağım. Çünkü uçağa götüremem bu sıvı şeyleri. Ve sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Ölçeceğiz. 15 kilodan fazla gelirse ekstra çanta alıp ona koyacağım mecburen. O ana geldik. Gidip şimdi ölçeceğim. 15 kilo olacak mı olmayacak mı? Benim takıntılık seviyesi şaka mı peki? Gerçekten sabahtan da buna taktım ben. Buna stres oldum. Ve hiçbir şey yemedim. İnanılmaz açım. O yüzden yemekte söyledim. Kapağım ya. Ya şu kürk var ya. Tüm sorun kürk. Gerçekten kürkü üzerime giyip gideceğim. Delireceğim.
Şaka mı bu? Başardık şimdi. Örtme zaman. Evet şimdi. Bu arada göremiyorum tam beni çekiyorum ama. Şöyle bir tartım var. Bunu da önce kendimi ölçeceğim. Sonra valiz yemekle kendimi ölçeceğim. Oradan zekamı kullanarak bir çıkarım yapacağız. Tamam mı? Hazır mıyız? Tamam. Kendimi ölçtüm. Size söylemiyorum. Sürpriz. Şimdi bavulu alıyorum. Bu arada hafif. Yani hiç öyle 15 kilo demezsin. Deyip cebelleşmem şaka mı? Tamam hadi bir de. Ah çok heyecanlı. Şimdi ben 48 çıktım. Bavulda 60.6 çıktı. Çıkarın 12.5 kilo. Bence okey. Emin olamadım ama yani doğrudur herhalde. Ne kadar 3 kilo da oynayamaz herhalde. Bence biz bu işi yaptık. Orada öyle bir şey olursa da üzerime giyeceğim artık. Ne yapayım? Bugünkü derdimiz de buydu. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Aa şeylerimi unuttum. Vitaminlerimi. Bunları koymamız lazım. Bakın. Vitaminlerimi de götüreceğim yanıma. Bu yeni bir çalıştığım marka. Size zaten anlatırım bunu. Daha detaylı. Kendim öyle bir denemek istiyorum çünkü. Bu şekilde. İnanılmaz yoruldum. Şimdi ben bir yemek yiyeyim. Aynı zamanda ne yapacağım biliyor musunuz? İçerik planlaması da yapacağım. İşte size neler çekerim. Zaten vlog çekeceğim ama aynı zamanda Insta'dan da takipçilerim var. Çoğu kişi YouTube'a gelmiyor açıkçası. Insta'da 60 bin kişiyiz neredeyse ve video izlenmeleri çok daha düşük. Ama yine de 50 bin aboneye az kaldı. Çok mutluyum. Tamam ben şimdi gidiyorum. İçerik planlaması yaparım. Sonra geleceğim. Öpüyorum. Saat şu an tam olarak 3.35 ve ben çıkıyorum. Gerçekten uyuyamamak inanılmaz olmuş ya. Neden bu kadar streslenip uyuyamıyorum bilmiyorum. Yani ben lisede de böyleydim. Böyle gezi öncelerinde hiç uyuyamam. Neyse bavulumu hallettim zaten. Çekmek istediğim içerikleri falan da yazdım. Umarım hepsini çekebilirim. Son olarak airport kombinimi de yaptım. Bu şekilde göstereyim. Gidiyorum. Biraz da havalimanında beklerim. Çünkü evde daral geldi yani. O yüzden orada beklemek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Orada görüşürüz. Hem Irmak da gelmiş olur. Sizi tanıştırırım. Bu şekilde hemen geçiş yapıyoruz. Şükürler bu kadar kötü size. Şöyle şuraya alayım. Şey değil mi? İlk defa stressiz bir yolculuk geçiriyorum. Baya erken de geldik. Ürmak da kendini çekiyor. Öyle. Daha 2 saatimiz var. Ama girdik. Bavulları verdik falan. Ben bu arada vlog çektim. Unutmuşum. Bu kadar uzun zamanı çekmiyorum ya. İşte bir şey diyorum. Bir eksiklik var. Ben bir şey yapıyordum. Çünkü o an böyle bir sessizlik oldu. Sonra da dedim ki vlog çekiyordum. Bu şekilde. Hala uyumadım bu arada. Ve az önce Ürmak'la şunu fark ettik. Ben şimdi dün gelip sabah. Şimdi bugün cuma tamam mı? Dün perşembe. Perşembe önceki gün çarşamba. Kafam bana bağladı. Çarşambanın sabahı 6'sında uyudum ben. 10'da kalktım. Yani 4 saat uyudum tamam mı? Perşembenin gecesinde uyumadım. O zaman şu an aslında 3 gündür uyumamış oluyorum. Yani 2 gündür uyumamış oluyorum. Şimdi biz cumartesi sabahı içinde balonları görmeyi planlıyorduk. Yani o zaman bayağı erken kalkacağız. O zaman da ayaz uyumuş olacağım. Böyle bir farkındalık yaşadım az önce. Öyle yani. Bu gezi için dayanacağım bir süre. Arkadaşlar uyumak. Şükür kavuştuğuna. Saat erken geldiğiniz için çok mutlu kesin. Ama uykum yok. Senin var mı? Yok kahve iyi geldi. Klip bitti ve sonuna geldik. Şu an o da hazırlanıyor ama o yüzden bekliyoruz ve muhteşem. Ya ben ilk defa geliyorum hemşehire ve hani daha bir şey gezmedim ama muhteşem. Yani şu an gördüğümü size de göstermek istiyorum. Ya bu şaka mı? Ay bilmiyorum çok hoşuma gitti. Bakın bir de yakından göstereyim. Bakar mısınız? Ben ya yani ölü gibiydim ama şu an burayı görünce gerçekten kendime geldim. Bir şekilde odaya yerleşirsek çok çok daha mutlu olacağım. Sonrasında bugün ne yapacağız onu anlatırım ben size odaya geçtikten sonra. Ama önce oda duruyorum. Evet şimdi odaya gidiyoruz size odayı göstereceğim. Şimdi buradan giriyoruz odamıza. Hemen yanda böyle yataklarımız var Irmak'la bizim. Üste böyle bir ayna koymuşlar. Sonrasında şu yan tarafta neden böyle bir şey var bilmiyorum. Direkt yatan yanında elimizi yıkıyoruz ama çok tatlı böyle mistik bir oda. Onun dışında dolap kısmı şurası bu arada. Benim ilk başta çok garibime gitti. Buraya koyacağım. Ayakkabı kısmında tam olarak şu yeşil dolap şekilde. Burada bir de şöminesi var. Aynı zamanda bebeğin olanlar için de neydi bunun adı? Beşik koymuşlar. Banyomuzu göstereyim. Burada da bir aynamız var. Burada işte outfit check yapacağız. Banyoda bu şekilde. Banyo daha mistik olabilirdi bence. Ama yine de genel olarak otelin ruhunu, manzarasını falan çok beğendim. Bu arada hangi otele geldiğimi soracaksınız eminim. Rox Kapadokya. Zaten ben biyografiye de eklerim linklerine bakarsınız. Bu şekilde. Şimdi biz bir yerleşelim. Kafetleri falan yerleştirelim. Zaten size gösteririm ne yapacağımızı. Terasa çıkacağız.
gideceğiz. Orada biraz fotoğraf çekmeyelim dedik. Taras bayağı iyi yani. Oraya iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz bir şey anlamadık bu arada. Kapadokya'ya gidenler varsa yoruma yazsın. Bu çömlek olayında genelde böyle bir ücret almıyorlar. Yani ATM vesaire okey ama biz bu çömlekte niye böyle bir olay olduğunu anlayamadık. Bugün gidip çömleği deneyimleyeceğiz muhtemelen. Canımız o yönde. Biz bunu çözemedik yani. Her şey bu kadar pahalıyken burada o niye öyle? Yani çömleği mi alamıyoruz acaba yaptığımız şeyi? Bunu yorumlarda belirtirseniz mutlu oluruz. Böyle bir derdimiz var. Onun dışında bugün çömlekten sonra ne yapacağız? Yemeğe gideceğiz. Yemeğe de otelin önerdiği bir restorana gideceğiz. Ama nereye gideceğiz daha belli değil. Orada var ya bir sürü kombin yaptık. Yani hiçbirinin harcamaması gerekiyor. Evet, şimdi taksiye bindik. Kibele'ye gideceğiz. Kibele diye bir yer varmış seramikçi. Seramik değil, çömlek. Ay pardon. Çömlek yapmaya gideceğiz. Öyle. Çok heyecanlıyım. Bilmiyoruz ama tam ne olacak. Otel bizi yönlendirdi yani oraya. Açıktır umarım diye düşünüyoruz. Şeyde de az önce bayağı bir fotoğraf çekindik, tamam mı, terastan. Muhteşem bir güneş vardı ve şu an yine güneş gitti. Ve güneş gidince biz... Modumuz düşüyor. Güzel. Evet. En son sizi çömlekçide bıraktık. Sonra küçük bir depresyon geçirdik. Gerçekten Kapadokya çok güzel, tarihi bir yer ama bir noktada ne yapacağımızı bilemedik açıkçası biz de. Çok yabancı olduğumuz için. Sonra işte bu bizim otelin içerisindeki otelleri falan gördük. Restoran araştırdık biraz. Sonra otele gittik, uyumuşuz. Bayağı bir bunalıma girdik bir görselimize. Şimdi böyle hazırlandık, yemeğe geldik. Kombinlerimizi gösteririm. Odada hiç çekemedim. Oda biraz karanlıktı. Şimdi yemeğe geldik. Size hemen ortamı göstereceğim. Irmağım burada. Menülerimiz. Şöyle bir alayım. İnanılmaz açız ve gerçekten yemek yiyip bugünü bitirmek istiyoruz. Çünkü biz yarın için böyle bayağı heyecanlıyız. Biz şimdi de uçağın yorgunluğu falan ciddi anlamda böyle alışamadık. Şimdi ne yiyeceğiz? Direkt ana yemek mi söyleyelim? Ben düşünmeli yaprağı bir yükseldim. Onu söyleyebilirim. Bir de çorba olay, çorba yok. Menü bu şekilde. Ana yemekler. Bunlar salatalar ve ara sıcaklar. Evet, yemeklerimiz geldi. Ben mantı söyledim. Mantısı güzelmiş buranın. Irmak'ta vişneli sarmayı seviyormuş. O da kendini söyledi. Bu şekilde bir de çorbasını söyledi. Onu içecek. Evet aşkım. Yemekleri oyla sence. Çok beğenmedim. Görüntü çok güzel ama tat olarak çok beğenmedim. Evet. Şaşırmadım. Çok da muhteşem ve kesinlikle der miyiz bilemiyoruz. Yemin ederim o kadar hevesliydi ki tatlı. Niyeyse bir şey var üstümüzde. Bir şey beğenemiyoruz. Yani birimiz beğeniyor, birimiz beğenmiyor diye bir şey yok. İkimizde de. Yine de güzel bir tatil. Yemeği yiyelim sonra otele geçelim. Terasta biraz oturma düşünüyoruz. Günaydın. Şimdi uyandık. Sabah bir facia. Onun ayrı böyle bir videosunu çekmek size eklerim zaten. Çıktık ve bu balonları izlemek için terasa. Muhteşem. Gittik bizden uzak ama yine de biz ilk defa gördüğünüz için bayağı etkilendik. Şimdi hazırsanız size de gösteriyorum. Güneşle doğurduk bu arada. Çek doyamadık ama bayağı bir foto da çekindik, çok güzel. Postluk. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Daha otelde kahvaltı yetişimiz bilmiyoruz tam. Ama oteli genel olarak çok sevdik yani. Gerçekten size de öneririz. Ve kahvaltı zamanı. Kahvaltıları bayağı iyiymiş bu arada gerçekten. Az önce dediğim doğru çıktı yani. Şimdi size göstereyim. Ben peynirli omlet yaptım. Irmak normal omlet. Sade. Zeytinlerimiz falan. Genelde bunları asla bitiremem. Domateslerimiz. Size kek de getirdiler. Şimdi hazırlandık. Bakın bu ne kombini ya. O kadar çok kombin değiştiriyoruz ki bizim. Gerçekten bu tatile tek eğleneceğimiz kombin değiştirmek. Şimdi sabahki balon kombinimizde. Tamam mı? Size onu göstermiş olmam lazım. Umarım göstermişim. Çünkü bir yandan da Reels çektim. Karışmış olabilir ama buraya da ekledim göstermemişsem. Neyse. Onun dışında şimdi ATV'ye bineceğiz. Sizi almaları için bekliyoruz. ATV kombinimizi gösterir. Bu arada pek bir şey yok yani. Tayt yaptım. Tayt üzerine bu kendi taytın şeysi üstü. Üzerine hırkamı aldım. Ve tabii ki kalın bir mont. Ve bir de şapka takacağım.
şekilde. Bugünün planı işte sabah balonlar izledik. Kahvaltı yaptık. Şimdi ATV'ye bineceğiz. Umarım güzel olur. İlk defa biliyorum. Daha önce binmedim ben de. Sonra akşam da bir restorana davetliyiz akşam yemeği için. O şekilde. Böyle. Hadi gidelim. ATV turuna inanılmaz kalabalık bu arada. Bu arkası full ATV'cilerle dolu. Irmak da önümde böyle gideceğiz. Çok heyecanlı. Bu arada nasıl çekeceğim bilmiyorum ama çekebildiğim kadar çekeceğim. Ben de ikna edildiğim için biraz stres oldum. Ama bir şekilde. Tatlarımız geldi. Bakın buranın özel tatlıymış şu armutlu olan. Altında ne var biliyor musunuz? Pişmaniye. Pişmaniyeli armut. Daha önce ben de yemedim öyle bir şey. Bu da beyaz çikolatalı sufleymiş. Bu şekilde. Irmağım da şu an onları çekiyor. Biz var ya iki kişi böyle kamera tutan insan. Çok garibiz aslında şu an. Şu an geldiğimiz yer Lila Kapadokya diye geçiyor. Şuraya yazarım kısmı. Ciddi anlamda çok sevdik biz. Bu arada şarapları falan da inanılmaz güzel yani. Kendi yapımlarıymış zaten. Kendi bahçelerinden yapımlarıymış. Şimdi tatlarını deneyeceğiz. Sufleyelim. Güzel ama biraz çikolatası az bence. Bence kesinlikle az. Yani sanki kek yiyor. Kek yiyor. Evet, kek yiyor gibi. Evet, şimdi de armuta bakıyoruz. Armutlu tatlıya. Daha hafif bence bu. Ama ne gerek vardı diyebiliyorum. Armuta bunu yapmaya ne gerek var? Yok mu bir 20 kelimesi be. Vizyonsuzluk şaka mı? Çok güzel bir akşam yemeğiydi. Bu arada bugün son gecemiz. O yüzden de bir tık üzgünüz. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Bu arada daha outfit de yapmadık. Outfit de, outfit check de yapmadık daha. Evet, size outfit check yapamamıştım. Hemen onu yapmaya geldim. Böyle bir kürk giymiştim. Elbisem böyle bir gri bir elbise. Aynı zamanda boğazlı bir kazak giydim. Bu şekilde böyle gri gri oldum yani daha çok. Ayakkabılarımla bu şekilde. Böyle parıldayan bir şeyler. Bu kadar. Şimdi biraz böyle dışarıda fotoğraf çekineceğiz. Bu havuzu göstermiştim ya size orada. Ondan sonra artık otelimize gideriz herhalde. Yine terasta otururuz. Dün gece mesela terasta oturduk. Size gösteremedim çünkü hem müzik vardı telif maalesef. Hem de böyle çok boştu, ışık da pek yoktu. Bu şekilde. Şimdi birkaç poz falan çekelim. Otelde görüşürüz.